Evet, merhabalar. Bugün Mondial RX 3i Evo'da sevdiğim, yani beğendiğim ve beğenmediğim yönleri anlatmaya çalışacağım sizlere. Önce şöyle bir sakin bir yere çekelim motorumuzu. Evet, şöyle sakince bir koyalım. Ortalık anlatmaya uygun. Evet. Öncelikli olarak sevdiğim kısımlar neler? Dış görüntüsü. Gördüğünüz gibi motorumuzun dış görüntüsü gayet güzel. Artistik bir dış görüntüye sahip. Sevdiğim özelliklerinden biri. Diğeri, sürüşü gayet kolay, dengeli. Mesela yanda çantaların olması, ruhsata işli olması bence bu motorun en büyük avantajlarından ve sevdiğim özelliklerinden bir tanesi. Daha sonra egzoz sesi hoşuma giden özelliklerinden. Hoşuma gitmeyen özelliklerinin başında ne geliyor? En başında ben Fethiye'deyim, yazın sıcakta şu egzozun, tabii egzozdan önce en çok hoşuma gitmeyen kısım şu arka lastiğe hava basma olayı. Bakın nerede? Yani sübap şurada, arka lastiğe benzincilerde hava basacağım da şekilden şekile giriyorum. En nefret ettiğim ve en sevmediğim özelliği bu. İkinci olarak şu egzozun kısmından, özellikle yazın şehir içinde bu egzoz kısmından gelen sıcaklığın sağ ayağıma gelmesi sevmediğim bir özelliği. Başka aklıma gelen, evet, sevmediğim bir özelliği. Bakın güneşli bir havadayız. Göstergeleri açtım. Göstergeleri tamam, güzel ama bakın boş ışığı, motor ışığı, sinyal ışığı hiçbir şekilde belirgin olarak, şu anda sinyali yakıyorum, bakın görüyor musunuz bilmiyorum kamerada ama gözükmüyor. Bu yan gösterge ışıklarının yetersiz olması. Güneşli havada gece gayet iyi ama güneşli havada hiçbir şekilde göremiyorsunuz. Onun dışında aynasının görüş açısı gayet iyi üstüne bindiğimizde. Yani arkayı gayet rahat bir şekilde görebiliyoruz. Şu USB çıkışı ve çakmak çıkışının olması en sevdiğim özelliklerinden. Yolda giderken telefonumu şarj edebiliyorum, işte kameralarımı şarj edebiliyorum, kameralarımın bataryalarını şarj ediyorum. Onlar sevdiğim özellikler. Sevmediğim özelliklerinden bir tanesi tabii ki ne? Arka amortisörün biraz sert olması. Gerçi artçı bindiği zaman gayet güzel oluyor. Ama artçı yokken, bizim buralar bir de parke yolu olduğu için biraz titretiyor. Bir de tabii ki ben lastiklere ideal değerler yapıyorum. Önler 32, arkaları 36 olacak şekilde sürüyorum. O zaman arka amortisör rahatsız edici derecede zıplatabiliyor. Başka sürüş esnasında sevdiğim, sevmediğim özellikler neler var diye bakıyorum. Sevmediğim özellik fazla yok ya sürüşte. Sürüşü gayet iyi, dengeli, rahat yönlendirilebilir motor. Frenleri de kötü diyorlar ama bence frenlerde de sıkıntı yok. Yani frenlik bir şeyimiz olmadı gerçi durumumuz, ama bana göre yeterli frenleri. Lastiklere kötü diyorlar. Lastikleri de iyi. İşte 5197 kilometre olmuş. Orijinal lastikleri kullanıyorum. Yağmurda da kullandım kışın.
kuru asfaltta da kullandım. Onda da bir sıkıntı çıkarmadı. Onlar da güzel. Hızlanmamız güzel. Bence ivmelenmesi güzel. Gazı verdiğiniz gibi gazı yiyor motorumuz. Yani genel anlamda 100 üzerinden puanlama yaparsak 100 üzerinden 80 olumlu veririm. 20 olumsuz veririm. Olumsuz vermemdeki en büyük etken demin dediğim gibi arka lastik. Arka lastiğe hava basarken Çin işkencesi oluyor resmen. Bir de şu sağ taraftan ayağıma gelen sıcaklık. Onun dışında not kırmamı gerektirecek belirgin bir sebep yok.